Serbest TV'den herkese merhabalar. Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Sayın Bayramoğlu'nun sık sık programlarında Türkiye'nin en önemli meselesi, en önemli demokratikleşme meselesi olarak bahsettiği Kürt meselesini farklı bir açıdan, farklı açılardan ele almaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki geride bıraktığımız haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ilginç bir açıklaması oldu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek dedi. Daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisine bu sözü soruldu. Kendisi hatta müstehzi bir gülüşle evet dedi ve bu konuda bir bilginiz, yani elinizde bir bilgi, belgim var. Hani neye dayanarak bunu söylediniz? Elbette var. Cevabını verdi. Şimdi bunu değerlendirmenizi isteyeceğim Ali Bey sizden. Cumhurbaşkanının bu açıklaması ne anlama geliyor? Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan arasında nasıl bir çatışma var ya da var mı? Tüm bu resme baktığınızda siz neyi görüyorsunuz? Evet, yani tabii tahmini konuşacağız, varsayımsal konuşacağız. Devletin elinde ne olduğunu, Erdoğan'ın da zihninde ne olduğunu tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ama kestirebiliriz ve bunun üstünden birkaç şey söylemek mümkün. Bir film geliyor ama şimdi adı gelmedi ama Mandela hapishanedeyken Mandela'nın en yakın adamlarıyla ilişki kuran o dönemin işte Güney Afrika Gizli Servisi'nin temel faaliyetlerinden bir tanesi bu örgütle, yani Mandela'nın örgütüyle, siyah örgütle mücadele edebilmek için onu bölmek çabasıydı. İlk akla gelen şey bu tabii. Yani bu tür bir açıklama, Öcalan'ın PKK'nın kurucusu olduğu ve PKK üzerindeki gücü biliniyor. Yine Öcalan'ın isminin Kürt Hareketi konusunda bir tabu oluşturduğunu da hep beraber görüyoruz. Ve Öcalan'a rağmen yeni liderler çok kolay Kürt hareketinde ortaya çıkmıyor. Ama talih olaylar, gelişmeler öyle getirdi ki Demirtaş 2014'ten itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte güçlenen bir figür oldu. Bugün hapishanede olmakla birlikte hala HDP'nin en etkili liderlerinden birisi olarak görünmeye, açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bunun da bir Kürt hareketinde bir tarihi gelişim olduğunu söylemek lazım. Tabii bu dışarıdan bakıldığı zaman Öcalan'ın bundan hoşlanmayacağı, bunun kaşınmasının pekala mümkün olduğuna dair kimi yorumlar yapılıyor. İşte Erdoğan'ın açıklamasını biraz buraya yerleştirmekte fayda var. Tabii bir cumhurbaşkanının terör örgütü lideri dediği bir kişiyle yine terör örgütünün siyasi ayağı dediği bir partinin eski genel başkanı arasındaki ilişkiyi bu şekilde kaşıyor olması manidar. Ne demek bu? Bunun iki anlamı olabilir Mustafa. Aslında büyük bir şemsiye anlamı var. Onu söyleyeyim. O da siyasi iktidarın Kürt hareketini, daha doğrusu Kürt oylarını, HDP etrafında kümelenen Kürt oylarını yönlendirmek, bölmek, manipüle etmek, muhalefete yaramaz hale getirmek, gerekirse kendine doğru devşirmek gibi bir arayışı var. Ve bunun bu açıklamalarının bu çerçevede iki anlamından bahsedebiliriz, muhtemel anlamından. Bir tanesi acaba Öcalan'ı nasıl kullanabilirim tarzı arayışları vardır belki zihninde. Muhtemelen çeşitli Milli İstihbarat Teşkilatı gibi yapıların İmralı'yla bir teması, bir görüşmesi sürüyordur. Sürüyor olabilir demiyorum çünkü bu böyle oluyor. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi bu bizde de böyle oluyor. Onunla yapılan, İmralı ile yapılan görüşmeler doğrudan Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyor. Dolayısıyla orada kafalarında böyle bir arayış olduğunu, yani sizin işte efendim Kılıçdaroğlu'yla, İmamoğlu'yla ne işiniz var tarzı örneğin küçücük bir cümleyi bile ona sarf ettirerek burada bir kırılma yaratacağını düşünüyor olabilir.
Erdoğan bu işleri iyi mimarlığını iyi bilen isimlerden biridir. Tabii böyle olur mu olmaz mı o ayrı bir tartışma. Yani ben tamamen kurgusal bir şeyden bahsediyorum. Böyle olacak diye bir şeyden bahsetmiyorum. Hiç sanmıyorum böyle olacağını çünkü böyle olabileceğini. Ama manipülasyon arayışı iktidarda Öcalan adını bile ortaya atarak aranan bir arayış. İkinci husus şu Mustafa, yani bunu hepimiz görüyoruz Türkiye'de yaşayan herkes. Kürt oyları yani HDP etrafında yumaklanan Kürt oyları önemli bir yekun oluşturuyor. Ve bu yekun bugün seçimlerin neticesini belirleyecek güçte gözüküyor. Neden? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı işte 40'lara yakın diyelim ya da 40'lara hafif aşan kararsızlar dağıtılırsa oy oranlarıyla tam bir bıçak sırtı dengede duruyorlar. HDP ise %10'u koruyan ya da biraz üstünü koruyan bir blok oyla bu dengenin tam bozulabileceği bir açıda duruyor. Yani HDP eğer her şey kağıt üstündeki gibi giderse muhalefete tüm desteğini verir ve HDP oyları oraya koyarsa bu AK Parti'nin seçimlerini kaybetmesi demek. Dolayısıyla burada Erdoğan ne yapmaya çalışır? Burada Erdoğan bunun oluşmasını engellemeye çalışır. Yani oyların o cepheye doğru kaymasını nasıl engelleyebilirsiniz? Bir kere bölerek. Yani zaten Kürt oyları iki blok halinde yüzüyor, hareket ediyor. En azından bugüne kadar ediyordu. Şimdi tabii Babacan, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun da Güneydoğu'da özellikle oy alma kabiliyetleri artmış gibi görünüyor. Ama iki büyük bloktaydı. AK Parti ve HDP arasında bölüşülüyordu bu oylar. Tabii burada ana hedef hem AK Parti'den kayan Kürt oyları. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın bu anti-Kürt hareketi tavrı, hatta anti-Kürt tavrı zaman zaman büyük bir öfke yaratıyor bölgede ve çeşitli anketler bize gösteriyor ki bölgede bir oy erimesi var. Diğer taraftan HDP oylarının da CHP'ye muhalefete akmasını engellemeye çalışıyor. Burada yapabileceği şeyler birbirine düşürmek, birbirine karşı hedef göstermek, HDP'nin seçmenini tarafsız davranmaya, boykota itmek gibi çeşitli arayışlar. Bir şunu söyleyebiliriz, bu açıklamaların hepsi evet bir tür manipülatif arayışlardır. Yani Kürt oylarını, Kürt hareketini seçimlere doğru enstrümantalize etmeyi arayan, buna soyunan arayışlardır. Ama daha önemli bir şey var tabii. O da şu ki Cumhurbaşkanı da artık çok iyi görüyor ki Kürt oyları çok önemli. Kürt oyları çok önemliyse aslında Kürt meselesi çok önemli. Çünkü bahsettiğimiz bir miktar seçmenden bahsetmiyoruz. Büyük bir sosyolojinin, büyük bir sosyolojik talebin, bir sosyal talebin dışa vurmasından, pek çok sosyal talep içerisinde özellikle o bölgede Kürt meselesinin hiyerarşinin tepesine oturmasından bahsediyoruz ki bu bize 2014'ten bu yana değişmez bir biçimde %10'un üstünde bir oy birikmesi gösteriyor. Bu da Türkiye'nin HDP'yi üçüncü büyük partisi yapıyor. Üçüncü büyük parti hem sosyolojik olarak çok anlamlı bir şey söylüyor bize. Sosyoloji politik anlamında, yani seçmen sosyolojisi anlamında diyelim daha çok. Hem de siyasi istikrar, iktidar paylaşımı anlamında bir yol gösteriyor. Onun için ben bu senin sorduğun soruya böyle bir cevap veriyorum. Evet. Manipülasyon ve enstrümantalizasyon arayışları var. Fakat asıl mesele HDP'nin Kürt oylarının tüm ağırlığıyla siyasetin merkezinde, gövdesinde bulunması. Evet, Ali Bey, az önce bunun birkaç farklı sebebi olabilir dediniz. İşte bir bölme olabilir, bir oy akışını kesme olabilir diye. Bir ihtimal daha dillendiriliyor son zamanlarda. İşte HDP'nin kapatılacağı ve yerine İmralı onayla tırnak içerisinde yeni bir partinin sürüleceği ve bu partinin HDP kadar birçok konuda radikal olmayacağı şeklinde bir senaryo. Tabii şu an bu tamamen iddia, kulis şeklinde kulaktan kulağa yayılıyor. Böyle bir senaryonun sizce gerçekleşme ihtimali var mı? Gerçekleşirse eğer sonuçları sizce ne olur? Yani bu alternatif senaryoları. Galiba Ayhan Bilge'nin de değil mi kuracağı partiyle ilgili böyle bir bağlantı yapılıyor.
Değil mi? Evet, dillendiriliyor son dönemlerde. Dillendiriliyor çünkü Özellikle Ayhan Ayhan Bilgiler kar. Bilge'nin yani kendi geçmişinden dolayı böyle bir çıkarım yapılıyor. Bu tür arayışlar bir kere onu söyleyeyim uzun süredir var. Yani hani Kürt meselesi tamam var da Kürt hareketi olmasın. Yani Kürtlerin talebi var da onu temsil eden bu adamlar olmasın. Bizim çocuklar olsun tarzı bir arayış Türk siyasetinde her zaman olmuştur. AK Parti'nin özellikle son döneminde oldu. İşte AK Parti pek çok adamını, pek çok kendi Kürdünü tırnak içerisinde bölgeye göndererek, hatta onlara yeniden partide önemli görevler vererek, Efkan Ala gibi dönemin bir sevilen bölgede valisini göreve getirerek, Mehdi Ekken'i tekrar sahaya sürerek, Abdurrahman Kurt'a tekrar bir genel başkan yardımcılığı görevi vererek, burada bir kuşatma yani politik bir kuşatmaya soyunurken de en çok malum biliyorsunuz tarikatlarla, hacılarla, hocalarla yani Şerif Mardin'in deyişiyle ara etkileyici, ara kanaat önderleri, yerel kanaat önderleriyle ilişkiler kurup yönü değiştirmeye çalışıyor. Fakat tarih böyle tabii kolay mimari inşaatlarla şekillenmiyor. Çünkü bellidir Güneydoğu'da iki tane büyük kanal vardır, ırmak vardır. Irmaklardan biri daha milli duygularıyla Kürtlerin etnik aidiyet duygularıyla akar. Bu işte milliyetçilikten solculuğa kadar uzanan katmanları olan tarihte bir damardır. Bir de işte ta şeyden gelen peygamberin ailesinin geldiği bölgenin Güneydoğu, Doğu olmasından kaynaklanan bir derin İslami yatak vardır. Bu derin İslami yatak işte ilk Nakşi tarikatının özellikle Halidi ekolünün o bölgede doğması, işte Said-i Nursi hareketi vesaire bir sürü unsuru bunu ekleyebilirsiniz. Yani bu iki yatağın bir tanesine baraj kurup suları o tarafa kaydırmanın ben çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu tür arayışlar oluyor. Şimdi bu tür yeni bir arayışın olduğunu da zaten duyuyoruz. Ayhan Bilgen tam bu mudur bilmiyorum. Ben Ayhan Bilgen'i tanıdığım ve Ayhan Bilgen'e sevdiğim için, ilkeli ve dürüst bulduğum için ona böyle bir şey yakıştırmak istemem. Ama olabilir mi, olmayabilir mi, olabilemem. Ayhan Bilgen HDP'nin PKK ilişkileriyle ilgili bir dizi sıkıntıya sahip ve bir dizi eleştiride bulundu. Dolayısıyla biraz daha farklı Kürtlerle, farklı siyasi eğilimdeki Kürtlerle bir siyasi hareket oluşturmaya çalışıyor. Bu kullanılabilir iktidar tarafından. Ayhan Bilgen ve arkadaşları buna müsaade ederler ya da etmezler başka mesele. Ama şunu söyleyeyim, soruna geliyorum şimdi. Gerçekleştirilebilir mi? Evet. Gerçekçi midir? Hayır. Yani kurabilirsiniz. Bir değil 10 tane parti de kurabilirsiniz. Fakat bu kurulacak partilerle o yataklarının değişmesini düşünmek çok hayali bir şeydir. Bu Türkiye'de hiçbir zaman tutmamıştır. Yani böyle merkezden kurulan siyasi partilerin işte 12 Eylül sonrasında MDP hareketinde ya da Sunalpa kurdurulmuştu. O zaman bir askere bir merkez sağ parti kurdurarak buyurun buraya oy verin deme örneğinde olduğu gibi bunlar çok tutmaz. Bu sefer de tutacağını sanmıyorum ama hep aynı noktaya geliyorum. Yani bütün bunlar bir yangın var orada. Bunun farkında o bazı insanlar. Bunların başında da kim geliyor? İktidar geliyor. Tabii iktidar için yangın Kürt meselesi değil. Yangın Kürt oyları. Yani Kürt oylarının kime gideceği, iktidarda nasıl kalıp kalmayacağı, onun için bunun üzerine atılan bir dizi adım var. Bu manipülatif hamlelerin daha ilerisini de görebiliriz. Dediğim gibi Öcalan'a avukatlar yollanabilir, onun lafları farklı bir şekilde aktarılabilir, çeşitli siyasi partiler dediğin gibi kurdurulabilir. Ama ana gövdede ben bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Mesele gayet açıktır. Bugün bir Kürt
hassasiyetine sahip, Kürt meselesi hassasiyetini birincil hassasiyet kılan büyük bir kitle var. Bu kitlenin oy verdiği parti HDP. HDP de Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin bir parçası. Bu harekete karşı ve ona rağmen bir oluşum Kürt meselesini başka bir zemine çekmez. Evet, çok teşekkürler Ali Bey. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine geride bırakacağımız haftanın konularıyla karşınızda olacağız. İyi günler.